Evet. Nur içinde yatsınlar. Hı. Çok kaybımız oldu. 300'den fazla sağlık çalışanı kaybımız var. Hı. 120'den fazla hekim bu arada. Uzman hekimler var. Hı. Profesör, doçent, öğretim üyesi hekimler var. Aile hekimlerimiz, pratisyen hekimlerimiz, iş yeri hekimlerimiz. Pek Evet. çok arkadaşımızı COVID nedeniyle maalesef kaybettik. Hemşirelerimiz, teknisyenlerimiz, Hı. personellerimizden kayıplarımız var. 2020 yılı büyük oranda sağlık camiası açısından tabii Hı. COVID-19 hastalığının hastalığıyla başa çıkmakla, mücadele etmekle, tedavi etmekle, Evet. ondan korunmaya çalışmakla geçti Hı. biliyorsunuz. Hı. Ben siz de dahil olmak üzere basın çalışanlarımıza Hı. gerçekten burada teşekkür etmek istiyorum. Tabip odamızın sık sık kapısı çalındı. Bize Hı. bu pandemiyle ilgili şehrimizde, ülkemizde durum nasıl gidiyor soruldu. Biz de Hı. değerlendirmelerimizi açıklıkla ve dürüst şekilde paylaşmaya çalıştık. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Hı. Basının buradaki açık, dürüst ve cesur yayınlarını takdir ediyorum ve halkın yararına, toplum sağlığı yararına olması nedeniyle teşekkür ediyorum Biz de tekrar. çok teşekkür ediyoruz. 2020 yılı nasıl geçti? Hı. Evet, geçen yılın Aralık ayında malum Çin'de Wuhan kentinde bu salgın başlamıştı. Koronavirüs ailesine bağlı bir virüsün Hı. mutasyon geçirmesi sonrasında kolay bulaşan, çabuk, Evet. hızlı bulaşan ve hastalık yapma gücü yüksek, ağır hastalık oluşturabilen bir virüs oluştu mutasyonla. Hı. Bu da dünyaya yayıldı. Hı. Ve şu Ocak, Şubat gibi Avrupa'da görüldü. İtalya'da Şubat aylarında biliyorsunuz çok ciddi bir salgın olmuştu. Hatta bazı hastaları seçmek zorunda kaldılar. Evet. Hastanelerin, doğum bakımlarında yer kalmadı. Çok yangın gibi ortalığı sarmıştı. Evet. Avrupa ülkelerinde de, İspanya'da da değil mi? Hı. Diğer Avrupa ülkelerinde de. Sonra ülkemizde de 11 Mart'ta ilk vaka tanımlandı. Hı. Bu arada 10 Mart gibi de Dünya Sağlık Örgütü pandemi olarak tanımladı Hı. hastalığı. Yani bütün dünyaya hızla yayılan salgın hastalık anlamında pandemi. Evet. Ve bizim ülkemizde de Avrupa örneği durduğu için Hı. ciddi sayılabilecek epidemiyoloji kurallarına uygun, yani salgın bilimi ve buna yönelik korunmaya açısından hareketliliğin kısıtlanması, ülkeler arası hareketli şehirler arası kısıtlanması, evden çıkma kısıtlamaları, öğrencilerin gidip gelmesinde kısıtlamalar veya karantinalar yurt dışından gelenlere değil mi? Evet. Alışveriş merkezlerinin kapatılması gibi bu önlemlerle gerçekten etkili oldu ve ülkemizde hastalık Avrupa'daki kadar yayılmamıştı. Evet. Hastanemiz yeterli kalmıştı. Hatta Mayıs ayı sonlarında bizim Denizli'deki üniversite hastanemiz, Pamukkale Üniversite Hastanesi, pandemi hastanesi olmaktan çıktı. Yoğun bakım hastalarımız da taburcu edilmişti. Devlet hastanesinde sadece oldu. Ve Haziran başında normalleşme süreci adı altında bir sürece girdik. Ancak bu biraz erkendi. Evet. Tabip odası olarak biz de aslında erken olduğunu belirtmiştik. Ancak bir de önlemler, hani standart ve olması gereken bir düzende yavaş yavaş serbestleştirilmedi. Aniden sanki tümüyle ortadan kalkmış gibi oldu. Bu arada tabii havası ısındı, Haziran geldi. İnsanlar 2,5 aydır evde kalmaktan, önlemlerden sıkıldılar. Sakınlar. Bir de bayram geldi, uzun bir bayram tatili üstüne ve deniz ve yaz tatili malum. Yaz aylarında hızla yükselmeye başladı bu Evet önlem ki ölçülmesiyle beraber. evet Hani ki biz yayınlarımızda da siz öngörüde bulunmuştunuz bu durumun sonrasında ortaya çıkacağı tablonun daha ağır olduğunu ifade etmiştiniz yayınlarımızda da. evet, biz Hı ifade etmeye çalıştık. hı. Türkiye'nin tabii önde gelen bu konudaki yayınları, Hı dünyadaki hı. epidemiyoloji bilimine hizmet veren akademisyenlerin söyledikleri hep bu yöndeydi. Evet. Yaz ayları boyunca yükseldi ve Eylül, Ekim, hatta Kasım başında biliyorsunuz çok gerçekten yükseldi. Tekrar
Hastanemiz bizim pandemi hastanesi oldu. Yoğun bakımlar yetmedi. Kapasite 50'ye artırıldı. Bu arada bizim de aşağı yukarı 20 tane daha ek yoğun bakım yatağı oldu COVID olarak derken önlemler tekrar bir miktar daha geldi biliyorsunuz. Bir ay kadar oldu sanırım. Evet. Bu %40-45'ler civarında bir pozitiflik vardı. Bu önlemlerle beraber yani özetlersek %20'lere kadar düşmüş vaziyetteyiz şu anda. İyi bir gelişme. Evet. Ve 5 tane yoğun bakım yatağımızı COVID olmaktan çıkardık. COVID yatağı olmaktan çıkardık. Önümüzdeki hafta daha da bu azalacak diye bekliyoruz. Öyle bir gelişme var. Yani pozitif test sayısı da yarı yarıya azaldığı için ama henüz servislerden ve yoğun bakımlardan bu yoğunluk daha geç tabii azalması, yansıması. Evet. Bu şekilde bir önlemlerin yararını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şu anda bu önlemlerin tabii devam etmesi mümkün olduğu kadar bizim yine önerimiz. Çünkü azalmayı önlemlerle birlikte gerçekten görebiliyoruz, hissedebiliyoruz, yaşıyoruz. Bu da hani toplum sağlığı bakımından hayati tabii. Muhakkak. Peki 2020 yılında aldığımız belki de en müjdeli haber aşı oldu. Türkiye'ye de aşılar geldi. Gelmeye de devam edecek bildiğimiz kadarıyla. Aşıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bu sabah aşının İstanbul'a uçakla geldiğini, Sinovac aşısının Çin'de üretilen haber aldık. Tabii bu çok sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bekliyorduk zaten. Hep aşı ile zaten salgın hastalıklar mümkün olduğu kadar önlenebilmiştir. Evet. Bunun pek çok örneği var. Hani çocuk felci, kızamık değil mi? Tabii. Hatta çocuklarımıza yaptığımız difteri, boğulmaca, tetanos aşıları var. Su çiçeği, ondan sonra tifo gerektiğinde. Evet. Aşılar toplumu tehdit eden salgın hastalıklar karşısında toplum sağlığını, halk sağlığını koruyucu hekimlik olarak koruyan en etkili aslında malzeme, en etkili biyolojik ürün, en etkili silah bir anlamda. Hani savaş olarak nitelersek salgın hastalıklara karşı mücadeleyi verem aşısı da tabii bununla bunun gibi. Ve ülkemiz de Cumhuriyet tarihinde çok başarılı olmuştur salgın hastalıklarla. O Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllarda çok fakirlik ve salgın hastalık vardı ve aşılamalarla ve toplum sağlığını korumaya yönelik koruyucu hekimlik önlemleriyle, sosyalizasyon yasasıyla ve çok gerçekten örnek ülkelerden olmuştur. Dolayısıyla bilinen bir şeydir. Aşıyla hastalıkların önlenebildiği ve salgın hastalıkların tabii. Dolayısıyla koronada da en önemli umut, en büyük umut aşıya bağlanmıştır. Çok şükür ki günümüzün teknolojisiyle, günümüzde ulaşılan bilim ve teknolojiyle bu süreç çok hızlandı. Yani örneğin bir tifo aşısını elde etmek 105 yıl sürmüş. Bir polio için 20-30 yıl, kızamık için 10 yıl. Yani bir aşıyı tam olarak güvenli bir şekilde topluma yapabilmek için bir 10 yıl gibi süre öngörülüyor. Evet. Fakat korona için 1 yıl bile olmadı. Ancak tabii böyle çok hızlı bulaşan ve tehlikeli şekilde hastalık yapma gücü yüksek bir virüs için faz 3 yani çalışmanın tam olarak süreçlerinin sonuna kadar beklenmeyebileceği acil durumlarda hatta kesilebileceği şeklinde dünyada da öyle. Evet. Bizde de aynı şekilde. Faz 3 çalışmaları da tamamlandı. Ülkemizde %91.25 şeklinde Hacettepe Üniversitesi'nden açıklandı Ferhat Ünal Hoca tarafından. Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde de çalışmanın bir ayağı yapıldı. Enfeksiyon hastalıklarından bir hocamız bu çok merkezli çalışmaya burada yürüttü ve ben de gönüllü oldum. Bu aşı 2 ay kadar önce bu aşı çalışmasına katılan gönüllü hekimlerden birisiyim. Ne güzel. Hiç düşünmedim. Bir hekim olarak, enfeksiyon hastalıkları bilimi tahsili yapmış bir kişi olarak bulaşıcı hastalıklarda koruyucu en önemli ajanlardan birisi olduğunu bilen bir kişi olarak ve hekimlik makamını temsilen
bir tabip odası başkanı olduğum için hiç tereddüt etmeden bu aşıya kolumu uzattım. Evet. Ve herhangi bir problem olmadı. Üniversitemizde 24 tane gönüllü hocamız oldu. Hepsi öğretim üyesi. Hiçbir problem olmadı. Bu faz 3 çalışmasıydı gerçi. Evet. Ama 3 şimdilik bilinen 3-6 ay kadar tüm aşılar için aşağı yukarı 2-6 ay, 3-6 ay, 8 ay vesaire bilinen süreç bu. Yani tek bir aşı yapmakla da yetmeyebilir. Belki 3-6 ay sonra yeniden olmamız da gerekir ama tabii ki şunu söylemek lazım. Bu kadar tehlikeli ve yayılma gücü yüksek bir hastalık için bir aşının bir yıldan kısa süre içerisinde insanlığın hizmetine sunulmuş olması çok büyük bir gelişme. Büyük bir sevinçle, umutla karşılamak gerekir ve ben hiç tereddüt etmeyeceğim. Gelen sağlık çalışanı aşısı için kan test sağlık çalışanları için süre dolduğu için yeniden olmak için başvuracağım. Eğer hocalarım da bu çalışmayı yürüten hocam da uygun görürse ben de aşıyı tekrar yaptırmak istiyorum. Öncelikle sağlık çalışanlarına tabii bu yapılıyor. Dünyada da öyle biliyorsunuz. Sağlık çalışanlarını öncelikle korumak gerekir ki toplum sağlığı korunabilsin amacıyla. İstanbul'a ilk partinin geldiğini öğrendik. Çok mutluyuz, umutluyuz toplumumuz adına. İyi ve sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Evet. 2021'de bize en mutlu eden durum bu olacak zannediyorum. Aşıyla iletişimimiz olacak. Tabii aşıyla ilgili enteresan ve fantastik söylemler de oldu. Çip yerleştirildiği gibi. Buradan uyaralım tabii vatandaşlarımızı. Gelinen başarı noktasında eğer bir bilimden bahsediyorsak aşının bu kadar hızlı yapılması evet çok ciddi bir araştırma ve bilimsel başarı. Ama çip tamamen fantastik bir kurgu. Böyle bir söyleme inanmamaları gerektiğinin de altını çizelim. Evet. Peki başkanım buyurun. Evet, kesinlikle size tabii katılıyorum. Pek çok şey söyleniyor. Aşı karşıtlığı bir fenomen olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bunun bilimsel yönü yok. Pek yok. Yani bazı argümanlar ileri sürüyorlar. İşte genlerimizle oynanıyor gibilerinden. Halbuki bu aşılar DNA dediğimiz yani genleri belirleyen proteinlerden oluşmuyor. Bu RNA denilen proteinlerden oluşuyor. Dolayısıyla ilgisi yok bir defa o argümanın. İkincisi Çin'den gelen aşı olunur mu? Evet olunur çünkü Çin'de üretilen bir aşı bu aslında. Zaten hani Çin aşısı bile olsa Çin'in bugün yüksek teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz ve bunu kabul etmek gerekir. Ama ayrıca Sinovac aşısı Çin'de üretilen bir aşıdır ve hani iPhone örneğini verirsek nasıl ki Çin'de üretiliyor ama uluslararası teknolojinin üstün teknolojiye sahip. Bu da öyle. Yani evet. BioNTech aşısı Almanya'da üretilen Uğur Bey'in ve başındaki türeciydi değil mi? Özlem. Evet, evet. Onların aşısının ortağı Pfizer. Bu Sinovac'ın da %50 aynı şekilde Pfizer. Yani teknolojide ve bilimde geri olan bir aşı değil. Çin'den gelen aşı da. Zaten tek bir aşıya da umut bağlanmış değil. Yani bizim hükümetimiz de aynı şekilde doğru bir kararla bence farklı aşılara da yöneldi. Bu da doğru. Ülkemizde de üretim çabaları sürüyor. Bu da çok güzel. Yani iyi ki aşı var. Hangisi olursa olsun aşıyı eğer bir şekilde bulabiliyorsak bunu aşı olmaktan çekinmememiz lazım. Çünkü vücudumuza bu tehlikeli akciğerlerimize, tehlikeli ve hastalık yapıcı gücü yüksek bazen de ölüme neden olan bir virüsü almaktansa kas içine ölü bir miktar bağışıklık sistemini güçlendirici ölü virüs, hiçbir hastalık etkisi yaratmayacak bir virüsü almanın kıyaslaması bile yapılamaz. Yapılamaz, yani. Doğru söylüyorsunuz. Bir başka hani aşıyla ilgili bilimsel olduğu söylenen argümanlar ileri sürülüyor. Vaktimiz kısa isterseniz onlardan da bahsedelim. Hızlıca alabilirim. Hızlıca alayım onları da. Aşının içerisinde konulan bazı maddeler var tabii. Aşı aslında sadece mikrobun ölü kısmından oluşmuyor. O bir biyolojik ürün. Evet. Yani aşının adjuvan dediğimiz ek maddeleri de var. Bu işte aşıyı uzun süre biyolojik olarak dayanması için
veya immün, yani bağışıklık sistemini geliştirici başka bir takım ajanların konması vesaire gibi. Aşı biyolojik ve içinde çeşitli faktörlerin olduğu bir ürün. İşte alüminyum var deniyor mesela. Bu alüminyuma karşı vücut kötü etki gösterirse işte aşının zararlı etkisi görünebilir falan gibi şeyler söyleniyor. Yani tabii şunu söylemek gerekir ki herhangi bir ilacın ya herhangi bir tıbbi yöntemin ya da herhangi bir ameliyatın muhakkak kar zarar dengesi güdülerek yapılır. Yani her bir biyolojik ürünün, ilacın ya da tıbbi yöntemin yararları ve zararları olabilir. Evet. Aşının da bir takım yan etkileri görülebilir. Yani halsizlik, bulantı kusma, eklem ağrısı, ateş, bir miktar boğaz ağrısı vesaire gibi görünebilir hafif bir şekilde. Çok çok nadir, milyonda bir de belki daha ciddi reaksiyonlar görülebilir ama dediğimiz gibi %4 ölüm ile sonuçlanabilen çok ciddi bir hastalığı karşılamaktansa aşı olmak yani hiçbir şekilde kıyaslanamaz bile. Dolayısıyla ben bir hekim olarak buna hemen kolumu uzattım çalışma olarak. Daha yani güvenliği bile kanıtlanmamış. Ama Çin'de de bu Sinovac aşısının 1 milyondan fazla kişiye de yapıldığını biliyoruz. Herhangi bir problem yok. Brezilya'da, Endonezya'da da çalışmalar sürdürüldü. Bir problem yok. Ciddi bir hastalığı hani beklemektense aşı olmak çok çok önemli bir tıbbi gelişmedir ve bunu öneriyorum. Aşı karşıtlığının argümanları bilimsel bir içerik taşımıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim, açıklıkla. Evet, dediğimiz gibi şimdi koronavirüs bize teknolojiyi nasıl kullanmamız gerektiğini öğretti diye her defasında yineliyoruz ama hala tam olarak öğrenmeyenler de var. İşte ben her zaman şunu söylüyorum, bilime inanmak gerekiyor. Bilim bize her şeyi zaten çok naif ve alçak gönüllü bir şekilde açıklıyor. Bu açıklamalar sizden de geliyor. Bu anlamda da teşekkür ederim. Şimdi 2021 beklentilerimiz elbette ki var. Her yeni güne başlarken bile umutlarımız oluyor. Yeni bir yıldan da tıpkı 2020'den olduğu gibi beklentilerimiz olacak şimdi. 2020'den beklentilerimiz vardı ama çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu 2021'de de olur mu kaygısıyla devam ediyoruz yeni bir yıla girerken. Fakat umudu kaybetmemek gerekiyor. İşte aşı bu umudun başında geliyor. Peki sizin beklentileriniz neler? 2021 mesajınız nedir? Onları da alayım son olarak. Evet, çok teşekkür ederim. Güzel. Yalnız aşıyla ilgili son bir iki cümle söyleyeyim. Aklıma geldi. Tabii ki. Türkiye'de yapılan bir sosyoloji çalışmasında, Tıp Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, bu aşı karşıtlığıyla ilgili yapılmış güzel bir çalışma. Ali Ergür isminde bir sosyoloji hocasının yaptığı bir çalışma. Burada aşı karşıtı olarak görünen kişilerin, aşı karşıtı olan kişilerin felsefi, yani entelektüel olarak ben bu aşıyı şu nedenlerle yaptırmak istemiyorum veyahut da dini inanç, kültür gibi, hani vücuduna kan almak istemeyen inançlar falan var ya, onun gibi bu tür grupların son derece az olduğu belirtiliyor araştırmada. Esasen bilgi eksikliği veya yanlış yönlendirme, bir takım işte sosyal medyada yer alan ama aslı olmayan bir takım böyle haberler yaymaya meraklı ya da komplo teorileri diyelim, üretmeye meraklı insanların yaydığı bir şeye kapılma ve endişe duyma olduğu da anlaşılmış esasında. Dolayısıyla sizlerin de aracılığıyla yaptığımız bu aydınlatmalar umarım bu bilgi eksikliğini tamamlayıcı olur ve bu korkuyu yüklermede etkili olur. Çünkü gerçekten insanlar psikolojik olarak korkunun temelinde bilinmezlik yatar. Aşıya karşı bilinmezlik bizler tarafından bir şekilde aydınlatılır ve aşı yapılmış insanların sayısı arttıkça da hani bunun bir sıkıntısı, sakıncası olmadığı görüldüğü sürece bu süreçte aşılamanın karşısında olan kişi sayısının önemsiz bir miktarda olacağına yönelik bir inancım var. Evet. 2020'de tabii 2021'de de böyle bir beklenti içindeyiz yine. Aşılama çok önemli. Bütün toplumu koruma sorumluluğumuz var. Yani ben aşı olmuyorum demenin
sadece kendisi açısından alınan bir karar olmadığını da söylemek lazım. Evet. Yani benim özgürlüğüm toplumun diğer insanların özgürlüğü ve sağlığını tehdit eder bir boyuta geldiği zaman orada özgürlüğüm yok demektir. Yani benim toplumsal bir sorumluluğum var. Nasıl ki bir hekim olarak ben bu aşıyı yaptırmazsam kendime halka nasıl yaparım dediysem halkta küçüğümü, büyüğümü, çoluğumu, çocuğumu, annemi, babamı ve toplumdaki diğer insanları, arkadaşlarımı, eşimi, dostumu korumak için ben de bu aşıyı olmalıyım demesi gerekir felsefi olarak, ahlaki olarak. Hem bu yönü var hem de aşının zaten önemli bir sıkıntısı yok. %90'ın üzerinde de bir başarısı var. İyi ki böyle bir tedavi parametresi çıktı. Çok gerçekten sağlık çalışanları olarak biz yorulduk. 2021'deki umutlarımız ve beklentimiz sağlık çalışanları olarak maalesef hala bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu hastalıkla mücadele ederken hayatını kaybeden görev şehitlerimiz var. Hatta geçen hafta siz de muhakkak görmüşsünüzdür. Evet. Haber yapmışsınızdır. İki yaşında küçük bebekler olan Soner arkadaşımızı kaybettik. Evet, evet. Geride kalan insanlarına biz geride kalan o küçük çocuklar hepimizin. Yani bütün çocuklar hepimizin toplum olarak. Esasında tüm insanlık tabii bir ailedir. Sadece ülke olarak da değil. İnsanlık ailesi olarak bakmak gerekir. Ve devletimiz de insanlara şemsiye olarak bu görev sırasında kaybedilen canların ve maliyetlerin muhakkak maddi manevi tazminini sağlaması gerekir. Evet. Bizim bu bir talebimiz ve beklentimiz var hala. Evet. Bu yönde bir takım gelişmeler olduğu söylense de hala istenen talebi karşılayan bir düzeyde olmadı henüz maalesef. Bu beklenti sürüyor. Bütün sağlık çalışanlarında, sadece hekimler olarak da demiyorum ben tabii. Biraz önce de söylediğim gibi tüm sağlık çalışanları bir ekip olarak bu hastalıkla mücadele ediyor ve görevi sırasında bu hastalıkla mücadele ederken toplumun da 5-6 katı fazla miktarda hastalanıyorsa burada bir görev sırasında alınmış bir hastalıktan dolayı ya maliyet ya da ölüm olduğunu kabul etmek ve bunun maddi manevi bir takım karşılığı yardım tarzında veya karşılığı muhakkak bu çalışanlara dönmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu açıdan sağlık çalışanları gerçekten 2020'de yoruldular. Moralleri tükendi. Sayıları azalıyor. Emeklilik, istifa ve izinleri de ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla bu aşıyla beraber, emeklilik hakları, sosyal haklarıyla beraber, mesleki hastalığın kabul edilmesiyle beraber topluma daha iyi, mutlu, güler yüzlü sağlık hizmeti vereceklerdir. Bu da toplumumuzu daha mutlu ve güler yüzlü kılacaktır. Ben bütün toplumumuza, bütün ülkemize, tüm insanlarımıza, bütün dünyaya sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum. Sizin aracılığınızla da DEHA ailesinin yeni yılını kutluyorum. Bize, tabip odamıza, sağlık çalışanlarını temsilen tabip odası başkanlığına bu söz hakkını verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Nice mutlu yıllara. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz. Hem bu hastalıkla verilen mücadelede bizler için harcadığınız o yoğun çaba adına, tüm sağlık çalışanları için size teşekkür ediyorum ben. Tabii diğer taraftan 2021 yılında da hepimizin umudu artık sağlıktan yana. Diğerlerini zaten kendi kazanımlarımızla yapabildiğimizi, ama sağlıkla ilgili hep söylediğimiz önce sağlık, sağlık her şeyden önemli sözünün aslında havada kalmaması gerektiğini öğrendik 2020 yılında. Bu anlamda emekleriniz çok büyük. Ben de sizlere çok çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar. 2021 yılında sizin de tüm beklentileriniz, karşılık bulmasını istediğiniz haklarınızın size verilmesi dileklerimi iletiyorum. Umarım 2021 hepimiz için güzel, sağlıklı bir yıl olur. Çok sağ olun katılım gösterdiğiniz için. Teşekkürler. Sağlıcakla diyelim. Sağ olun.
Değerli izleyenler, yeni yıl özel yayınımızda, yılbaşı özel yayınımızda bugün dediğimiz gibi ilk olarak haliyle 2021 yılında dünyayı kasıp kavuran koronadan bahsetmek istedik. Denizli Tabip Odası Başkanı çok değerli Profesör Doktor Sayın Hakan Erbay bizlerleydi. Hem tüm emekleri için hem de verdiği bilgiler için ben bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. Yayınlarımız devam edecek. Canlı yayınlarımızda sizlerle konuklarımızı buluşturmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.